Merhaba Kübra. Şimdi bölünebilme ünitesine başlıyoruz. Daha doğrusu bölünebilme ünitesinin bölünebilme kısmına, konusuna başlıyoruz. Şimdi ilk önce tabii ki burada kuralları bilmek çok önemli. Bölünebilme kuralları konunun en önemli kısmı. Onları bir inceleyelim. Bölünebilme kısmında kurallar önemli demiştim. İki sayısının kuvvetlerine bölünebilme, kuvveti kadar son basamaklarına bakılır demişim. İki sayısının kuvvetlerine bölünebilme kuralında kuvveti kadar son basamaklarına bakılır. Mesela 2 ile bölünebilmek için pardon, şu olması gerekiyormuş. Çünkü 2 dediğimiz sayı 2'nin birinci kuvveti, 4 dediğimiz sayı 2'nin karesi, 8 dediğimiz 2'nin küpü, 16 dediğimiz 2'nin dördüncü kuvveti. O zaman şu Evet. anlama geliyor. Bunun üstünde 1 var 2'ye bölünme kuralında. Son basamağa bakıyoruz. Son bir basamak, son basamak. Son basamağın çift olması gerekir. Değilse tam bölünemez ve kalan birdir. Biliyorsun ikiye bölünme kuralında sayı ya tam bölünüyordur ya da kalan birdir. Unutma bunu. İkiye bölünme kuralında ya sayı tam bölünecek, kalan sıfırdır ya da bölünemiyorsa kalan birdir. Mesela düşün ki 17 sayısı ikiye tam bölünemez, kalan birdir. Ama 18 sayısı ikiye tam bölünür, kalan sıfırdır. Çünkü son sayı 8 çifttir. Anlaşıldı? Evet, anladım hocam. 4'e bölünme kuralında ise son iki basamağa bakıyoruz. Çünkü 2'nin karesi. Son iki basamağın ya 0 0 olması lazım ya da 4'ün katı olması gerekiyor. Aslında bu 0 0 diyoruz. 0 0 sayısı da 4'ün katıdır aslında. Şöyle diyebilirdik. Son iki basamağın 4'ün katı olması gerekli ama 0 0'ı vurguluyoruz biz hocalar. 0 0 Evet. veya 4'ün katı olması gerekir. Değilse tam bölünemez. Kalan 3 2 ya 1'dir. Mesela şöyle düşün. 20 sayısı tam bölünür, kalan 0'dır. Ama 21 olsaydı kalan 1'di. 22 olsa kalan 2'ydi. 23 olsaydı kalan ise 3'tü. Kalan ya 0 olur, ya 1 olur, ya 2 olur, ya 3 olur. Çünkü 24'ü tekrar 4'e böldüğüm zaman kalan 0 olacak. Çünkü niye? Şunu biliyoruz biz. Kalan her zaman bölenden küçük olmak zorunda. 4 olamıyor mesela. Doğru mu? Evet. 8 ile bölünme kuralına baktığımız zaman 8 2'nin küpüdür. Unutmayalım burada. Dolayısıyla son 3 basamağa bakıyoruz. Son 3 basamağın 0 0 0 veya 8'in katı olması gerekir. Değilse tam bölünemez. Kalan ise 7'den 1'e kadar olan ki sayılardır. Çünkü tam bölünürse kalan 0 oluyor. 16'ya bölünme kuralında ise son 4 basamağa bakıyoruz. Son 4 basamağın ya 0 0 0 0 olması ya da 16'nın katı olması gerekiyor. Burada var mı problem? Yok hocam. Peki burayı geçtim. Birazcık aşağı iniyorum. 3 sayısının katlarına bölünebilme arkadaşım. Ne yapıyoruz burada? Rakamların Katlarını toplamına kapatıyoruz. bakılıyor. Tamam mı? Evet. Burada özellikle 3 ve 9'u önce baz alalım. Çünkü ikisinde de direkt rakamların toplamına bakılıyor. Ama diğerlerinde birleşik kurallar var. 3 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekir. Değilse tam bölünemez, kalan 2 veya 1'dir. Onda da genelde insanlar rakamları komple topluyor ama öyle yapmayacağız. Bak ne yapacağız şimdi? Ha, 4, siz, evet. 6, 8. Mesela bu sayı 3'e bölünüyor mu, bölünmüyor mu? Şöyle yapacağız. 3'ün katlarını bulup atacağız. Bunu attık. Bunu attık. Başka 3'ün katını göremedim. Şimdi 3'ün 2, katları 1. edebilecek. Ne var mesela? 2'ye 1 2 ile var. 1. Doğru mu? Mesela Evet. 7, 5 daha 12 yapmaz mı? 3'ün katı değil Evet. mi? Onu da Evet. attım. 4, 8 daha 12, 3'ün katı değil mi? Evet. Evet, hiçbir şey kaldı mı? Hayır. O O zaman zaman bölünüyor. kalan sıfırdır. Ama Allah etmeye şurada bir tane bir kalsaydı ya da iki kalsaydı kalan kaçtı? İki diyecektik. Anlaşıldı mı? Evet. Peki, süpersin. Ama şurada mesela bir tane beş kalsaydı, iki beş daha ne yapar? Yedi. Yediyi üçe Yedi. böldüm, kalan kaç yapar? Bir yapardı. Anlaşıldı mı? Tamam. Böyle yapıyoruz, tamam. Tamam. 9'a bölünme kuralda bunun aynısı. Rakamları toplamı 9'un katı olması gerekiyor bu sefer. Değilse tam bölünemiyor. Çünkü tam bölünse kalan 0 olacak. Kalan bu sefer tam bölünemezse 8'den 1'e kadarki sayılar oluyor. Var mı problem? Yok hocam. Aynısını yapacağız. Biraz önce yaptığımızın 9 ve 9'un katlarını sileceğiz. Tamam? Evet. Tamam. 6 ile 12'yi de burada hemen göstereyim. 6 ile bölünme, 12 ile bölünme. Bunlar birleşik kurallar. Hem 2'ye hem 3'e bölünmesi lazım. Hem 2'ye hem de 3'e bölünmesi lazım. 12'de de hem 3'e hem de 4'e bölünmesi lazım. Şunları unutmayacağız. Bu iki sayının muhakkak birbirine asal olması gerekiyor. Bak şurada görüyor musun? Birbirine asal olması gerekiyor. Yani bileşik kurallardır.
birbirinde asallık arıyoruz. Şimdi 6'ya bölünme hem 2'ye hem 3'e, 12'ye bölünme hem 3'e hem 4'e. Şimdi ben bu kuralların hepsini öğrendiğim için şöyle diyebiliyorum. 2'ye bölünmesi için son basamağın çift, 3'e bölünmesi için rakamları toplamının 3'e bölünmesi lazım. Evet. Fakat burada hangisine önce bakacağız diye. Çünkü zaman kazanmak için önce 2'ye bakılır, sonra 3'e bakılır. Zaten bir sayı 2'ye bölünmüyorsa, 2'ye bölünemiyorsa, 6'ya bölünemeyeceği için tutup da rakamları toplamının 3'ün kat olup olmadığına bakılmaz. Doğru. Aynı şeyi 12'ye bölünmede de geçerli. Hem 3'e hem 4'e bak diyorum ama önce 4'e bakacaksın. Önce 4'e bakacaksın. Bir sayı zaten 4'e bölünemiyorsa 12'ye bölünemez. Boşu boşuna rakamlar oturup da toplama. 3'e bölünüyor evet. mu diye. Anlaşıldı mı? Evet hocam, anlaşıldı. Peki 5 sayısının katlarına bölünebilme özelliğine baktığımız zaman da burada bayağı bir kat yazdım ben. Şimdi 5 sayısında da şunu yapacağız. Şimdi yapmamız gereken şey ya son basamağa bakacağız. 5'in katlar için söylüyorum ya da kuvvetler için söyleyeyim. Ya da son iki basamağa bakacağız. Burada gizli. Benim vereceğim örneklerde gözükecek zaten. Mesela 5 ile bölünebilmesi için son basamağın 0 ya da 5 olması gerekiyor. Zaten değilse bölünemez. Mesela hı hı. son basamak 7 ise bla 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 kalan 2'dir, doğru mu 5'e bölümünde? Evet. Evet. Aynı zamanda bla 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 2 ise de kalan 2'dir, doğru mu? Evet. Hangisini vereceğiz hocam o zaman durumlarında? 7 de verilebilir, 2 de verilebilir. Çünkü bazen der ki mesela şuradaki A'nın kaç tane değer aldığı sorulur. Hem 7'yi hem 2'yi vermek zorunda olabilirsin. Diyebilir ki sana bu sayı çift bir sayı der, o zaman 2'yi verirsin. Son basamak çift olması gerekiyor. Son ya da diyebilir ki bu sayı tek der, o zaman 7'yi verirsin. İkisini birden veremezsin. Ya da mesela rakamları farklı der. Atıyorum şöyle 3, 5, 4, 8. Mesela der ki şurada bir tane sayı var. O sayı da A olsun. Bu sayının 5'e bölümünden der. Bak 5'e bölümünden. Kalan ne diyelim 4 ise ve rakamları farklı bir sayı derse A'ya 4 veremez. Niye? Zaten rakamları farklı demiş. O zaman mecburen 9 vereceksin. 9'un da 5'e bölümünden kalan 4'tür. Anlatabildim mi? Evet. Rakamları farklı kelimesi girebilir. Tek ya da çift girebilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Ya da maksimum minimum sorularında da bazen farklı değerler verebiliriz. Ama kaç değer var derse hem 7'yi hem 2'yi vereceğiz. Var mı problem? Yok hocam, anladım. Peki 10'a bölünme kuralı son basamak 0. 15'e bölünme hem 3'e hem 5'e bakmamız gerekiyor. Tabii ki biraz önceki gibi önce 5'e bakacağız. Yani dikkat edersen buradaki mantık şu. 3'e bölünme hep sona bakılıyor, sonra bakılıyor. Evet, önce 5'e bakıyoruz. 5 ile 3 de aralarında asaldır. Ama önce 5'e bakıyoruz. 20'ye bölünmede hem 4'e hem 5'e bakacağız. Ama önce bu sefer 5'e bakacağız. 3 yok burada çünkü 5 son basamak. 4 ise son iki basamak. Bana avantaj sağlayan 5'tir. Evet. Ondan dolayı bu sefer avantaja bakıyoruz. Aslında önce de avantaja baktık. 3 zaman kaybettirir, 2 hemen bulunur diye biz hep 2'ye önce bakıyorduk. Tamam mı? Tamam. Peki son iki basamağı 0, 0, 20, 40, 60 veya 80 ise o sayı 20'ye tam bölünür. Unutmayalım, tamam mı? Tamam. Zaten bu sayılar hem 4'e hem 5'e bölünüyor. 25'e tamam. bölünme kuralı son iki basamağın 0, 0, 25, 50 ya da 75 olması gerekiyor 25'e bölünebilmesi için tam olarak. 50'yi bölünmedeyse son iki basamağın 0, 0 veya 50 olması gerekiyor. Ya mesela 197.850 sayısı 50'ye bölünür. 197.800 sayısı da 50'ye bölünür. Son iki basamak 50 ve 0, 0 olduğu için. Tamam. 100 ile bölünebilmesinde son iki basamağın 0, 0 olması gerekiyor. 275.000 dedim mesela. Bu sayı 100'e tam bölünür. Zaten belli bak, bu iki sıfır gidebiliyor. Evet. Çünkü sıfıra bile gerek yok. Anlaşıldı mı? Evet. Peki. Şimdi gelelim özel kurallara ve bileşik kurallarımızın adına göstereceğim biraz daha. Özel kurallarda 7'miz var. 7 ile bölünebilmesi için bak burada şöyle bir formül verdim ben. Çok da fazla şey değil. Bu, zaten bunu senden paylaşacağım. Oradan inceleyebilirsin. Çok da zorlamıyorum bunu. Ama bir yöntem daha var. İkinci yöntem. Mesela A, B, C, X, Y, Z, K, L, M sayısının 7'ye bölünebilmesi için ilk önce şu A, B, C'yi yazıyorsun. Hemen ardından eksi X, Y, Z yapıyorsun. Sonra K, L, M'yi yazıyorsun. Eğer ki bu sırada bu sayılar toplamları, sonuçları neyse 7'ye tam bölünüyorsa o sayı 7'ye bölünebiliyor. Tamam mı? Evet. Bu denklemi yazarsın ama çok da önemli değil. Hızlı geçiyorum. Aynı şey 13 için de geçerli. A, B, C, eksi X, Y, Z artı K, L, M sayısı sonucu 13'e bölünüyorsa o sayı 13'e bölünebilir. Bu 7'den daha da gereksiz gibi oldu şu anda. Onu da geçiyorum. Tamam. 11'e bölünme biraz daha önemli.
Onda ise mesela elimize A, B, C, X, Y gibi sayı vermiş. Bu sayı 11'e bölünebilir mi diyorsa şuraya bir artı, şuraya bir eksi, buraya bir artı, buraya bir eksi, buraya bir artı. Bak birler basamağından, en küçük basamaktan başlamak üzere artı, eksi şeklinde gidiyor. Artı, eksi, artı, eksi. Tamam? Tamam. Bunu buluyorsun mesela artıları bir topluyorsun. Eksileri. Eksileri bir topluyorsun. Sonra ikisini beraber topladığın zaman sonuç 11K olacak. Yani 11'in katı olacak ya da 0 olacak. 0 da gerçi 11'in katı ama belirteyim ben. Sonuç 11 ya da 0'ın katı oluyor. Anlaştık mı? Evet. Diyelim ki bunun sonucu eksi 7 çıktı. 11'e bölünemiyor. Ama kalanı sorarsa 11 ekliyorsun. Biraz önce göstermiştim. Evet. Bunun sonucu atıyorum 25 çıktı. Hemen 11'e bölüyorsun. Kalan 3 diyorsun. Demek ki 11'e tam bölünemiyor. Kalan 3'tür diyor. Ama sonuç eksi 11 çıktı. Tam bölünür. Sonuç 33 çıktı. Tam bölünür. Anlaşıldı mı? Evet. Peki. Bir de bileşik kurallarımız var. Onları da hemen sana göstereyim. Gerçi biraz yukarıda örneklerini vermiştim. Mesela 18 ile bölünebilme hem 2'ye hem 9'a. 2 ile 9 aralarında asal bak. Önce 2'ye bakıyoruz. 24'e bölünme kuralı hem 3'e hem 8'e bölünmesi lazım. Ama önce 8'e bakıyoruz. 8 son 3 basamağa bakılıyordu hatırlarsan. 2'yi evet, geçtim. Evet. 3 rakamları toplamı. 30 mesela hem 3'e hem 10'a. Mesela burada 5 ve 6'ya da bakılmasını söyleyenler var. Çünkü onlar da aralarında asal. O kekleri de 30 yapıyor. Mesela bak 2 ile 9'un o keki 18. 3 ile 8'in o keki 24. 3 ile 10'un o keki de 30. 5 ile 6'nın o keki de 30. Hocam niye 5 ile 6'yı almıyoruz diyenlere? 6'nın çünkü tekrardan 3 ve 2'ye bölünme kuralı çıkıyor da ondan dolayı. Evet doğru. O yüzden 3 ve 10'u alıyoruz. Önce 10'a bakıyoruz. Bu da böyleydi. 30'a bölünme kuralı hem 4'e hem 9'a aralarında asal zaten önce 4'e bakıyoruz. 45'e bölünme hem 5'e hem 9'a bakılacak. Ama önce 5'e bakılacak unutmuyoruz. Var mı problem yok burada? Yok hocam. Peki. Bazen de şöyle bir soru gelebiliyor. Mesela derse ki bize A sayısının 15'e bölümünden kalan 7 ise diye bir soru gelirse. Hocam iyi de 15 tek başına bir kural değil, sıkıntı değil mi? Hayır. Ben buna zamanında şöyle bir pergel mantığı yapmıştım. 15'e bölümünden kalan 7'ymiş doğru mu? Şöyle bir ok yap tamam mı? Şuraya bir tane 7. 15'e bölümden kalan 7'yi böyle gösterdin ya. Ne yapıyorsun biliyor musun? Hemen şöyle yapıyorsun. 15'e bölünme kurallarında biri 3, birisi 5 değil mi? Evet. Bununla bir sıkıntı yok değil mi? 15'e bölünme kuralı buydu. Evet. Peki 7'yi 3'e bölüyorsun kalan 1, 7'yi 5'e bölüyorsun kalan 2. Buraya kadar var mı sıkıntı? Hayır. Sonra şu gördüğün kısmı siliyorsun. Aslında soru şöyleymiş. 3'e bölümünden kalan 1, 5'e bölümünden kalan 2'ymiş. Anlaşıldı mı? Böyle yapılıyor. Bir başka örnekle göstereyim. Mesela dedi ki bize 36'ya bölümünden kalan 25 dedi. Tamam mı? 36 ile uğraşamazsın. 36'ya ok yaptın 25. 36'nın kollarını açtın 4'e 9. 25'i 4'e böldün kalan 1. 25'i 9'a böldün kalan 7. Doğru mu? Evet. Sonra bunu siliyorsun. Aslında soru şu. 4'e bölümünden kalan 1, 9'a bölümünden kalan 7'ye bakıyorsun. Var mı problem? Hayır. Peki bu da böyle. Bunu bir hemen kapatıp şöyle bir ekrandan birkaç tane soru görelim. Dersimizi bitirelim. Şimdi bunlar bölme bölünebilme ile ilgili pekiştirme soruları. Biraz küçük küçük sıkışık sıkışık ama bu aradan çözelim mesela. 12. soru direkt bölünebilme kurallarıyla ilgili. 4 basamaklı A, 5, 2, B sayısının 5 ile bölümünden kalan 2'dir demiş. Önce sayımızı alalım istersen. A, 5, 2, B sayısıymış. Bu sayının 5'e bölümünden kalan eğer 2 ise biraz önce öğrettiğim üzere ya 2'dir bu sayı ya da 7'dir. Doğru mu? Evet. Rakamları farklı olan bu sayı demiş. O zaman 2 gitti. Doğru mu? Çünkü 2 zaten burada var. Evet. O zaman sayıyı yeniden dizayn ediyorum. A, 5, 2, 7. Doğru mu? Evet. B ile işimiz kalmadı artık. Zaten bize A'nın alabileceği değerleri toplamış. Şimdi diğer bir sorusu. Bu sayının rakamlara 3'e tam bölünebildiğine göre. Demek ki 3'e tam bölünebiliyormuş. O zaman başlıyorum. 9'u çıkardım. Doğru mu? Peki 5'in yanına ne koyarsam toplamı olaraktan 3'ün katı olur en küçük? 1. Süpersin. 1'i bulduktan sonra gerisinde biz çorap söküğü diyoruz. 3 ekle. 4. 3 ekle. 7.
3 ekleyebilir miyim bir daha? 10 diyebilir miyim buraya? Diyemem. Çünkü rakamlar 9'a kadar. Rakam olmayacak. Doğrusun. Değerler toplamını sormuş. 1, 4, 7'den cevabımız ne oldu? 12. Anlaşıldı mı? Evet. Peki. Bunu sildim. Hemen altındaki 13'e bakalım istersen. X, Y, Z, T birbirinden farklı tek rakamlardır demiş. Zaten tek rakamlarımızı önce yazarsak 1, 3, 5, 7, 9 var. Bunların 4 tanesi. Bu rakamlarla yazılabilecek en büyük 4 basamaklı sayı hangisiyle kalansız bölünebilir? Yani aslında bize yazılabilecek en büyük sayının şu olduğunu zaten hissettirmiş. Doğru mu? Evet. Bu sayının demiş aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir demiş. Bir kere 5'e yani 5'e bölünemez. Nereden gördüm? Son basamak 3. Evet. Doğru mu? Evet. Şimdi geldim 3'e bölünüyor mu? Bakacağım şimdi. Bir yandan 3 ve 9'a bir yandan da bakabilirim. 9, 7 daha ne yapar? 16. 5 daha ne yapar? 21. 3 daha ne yapar? 24. Doğru mu? Evet. Buradan bulabildiğim gibi 3'ü sildim. Bölünüyor. 3'e bölünebiliyor. 9, 3'e bölünebiliyor. 7, 5 daha ne yapar? 12. O da 3'e bölünebiliyor. Doğru mu? Evet. Şimdi burada kalansız bölünenini sormuş zaten. Pat diye bulduk. Doğru mu? Evet. Şimdi 9'a da hocam ama 3'e bölünüyorsa 9'a da bölünür diye insan şüpheleniyor. Evet. Ama 6 ama sayısı, 12 sayısı, 15 sayısı 3'e bölünebiliyor ama 9'a bölünemiyor. Doğru mu? Evet. Bakalım zaten ispatlayacağız. 9, 7, 5, 3. 9'u siliyorum. Burada başka 9'un katı yok ama toplayacağım mecburen. 7, 5 daha 12, 3 daha 15. 15, 9'a bölünür mü? Hayır. O zaman demek ki bu sayı da bölünemez. Anlaşıldı mı? Evet. Diğerlerine bakmıyorum bile çünkü zaten bölünebildiğini gördüm. Doğru mu 3'e? Evet. Peki bir alttaki soruya bakalım. Faktöriyelle birleşmiş bir bölünebilme sorusu bence böyle sorular gelebiliyor. İki konuyu birden birleştiren sorular. 11 faktöriyel eksi 10 faktöriyel biliyorsun büyük küçüğün ayağına gidiyor burada. Evet. 11 çarpı 10 faktöriyel eksi 10 faktöriyel diyoruz. Doğru mu? 10 çarpı 10 faktöriyel. Süpersin. 10 çarpı 10 faktöriyel. Hangisinde tam bölünemez diyor. Bakalım teker teker. Mesela 15'e bölünebilir mi diyor. Bir kere bunun içerisinde hem 5 çarpanı hem de 3 çarpanı yok mu? Zaten birden 10'a evet. kadar sayıların çarpımı. O zaman 15'e evet. bölünür. 24'te bunun içerisinde başka bir renkle göstereyim istersen. Hem 3 hem 8 yok mu? Evet. O zaman buna da bölünebiliyor. 26 için ne gerekiyor aslında? 2 çarpı 13 gerekmiyor mu? Evet. 2'yi bulurum değil mi herhangi bir yerden bundan? Evet bulurum. Bunu ama nereden bulacağım? Bulamam o zaman 26'ya bölünemez. Anlaşıldı mı? Evet. Peki. 15'e bakalım. 6 üzeri 6 diye okuyorum inşallah yanlış okumuyorum. Bu aşağıdan hangisine tam bölünemez doğru mu? Evet. Bunu da şöyle yapıyorsun hocam ben nasıl buluyorum o kadar sayıyı diyebilirsin ama bulabiliriz. Şimdi şöyle düşüneceksin. Bu bir iki kare farkıdır. Bu sence 6'nın küpünün karesi eksi 1'in karesi değil mi? Evet. Peki rengi değiştireyim çok parlak geliyor. O da ne yapar? 6'nın küpü eksi 1, 6'nın küpü artı 1 değil mi? Doğrudur hocam. İki kare farkı ya bu. A kare eksi evet. B kare diye bir konu var biliyorsun meşhur. A kare eksi B kare. Bu şu demektir. A eksi B, A artı B demektir. Ha, bu o mu oluyor? Tabii bu iki kare farkı. 6'nın küpü 6 kere 6, 36, 36 kere 6, 216, 1 çıkarsa 215 olur, doğru mu? Evet. Bu da 217 olur, doğru mu? Evet. Bir fazlası ya. Hı hı. Şimdi hangisinde tam bölünemez diyor. Bir kere bu sayı 5'e bölünür çünkü 215 5'e bölünüyor, doğru mu? Evet. Peki. Şimdi gelelim başka hangisinde bölünür bölünmezse parçalayalım. Mesela bu 5 kere şu ifade 43 değil midir, 215? Evet. 215 yapıyor. 217 sayısının bir şeye bölünüp bölünemeyeceğini anlamanın yöntemi vardır. Asal mı değil mi olduğunu anlamak için bir yöntem vardır. Ama zaten ben buradan bir şey söyledim. 43'ü de gördüm doğru mu? Evet. Şimdi 36 sayısına bakacağım bölünür mü bölünmez mi diye. Şimdi 36 için bana bayağı bir şey lazım. Ama 31 sayısı acaba 217 sayısını 31'e böldüğüm zaman 7 kere 31 sence 217 yapar mı yapmaz mı? Bir dakika. 217 doğru mu? O zaman demek ki bu neymiş? 7'ye 31 değil mi? Evet. O zaman zaten 5 var, 7 var, 31 var. 43 de öbüründen geldi. Demek ki cevap neymiş? 36. Anlaşıldı mı? Evet. Hemen 16'ya bakalım. 42 basamaklı, 42, 42, 42 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şöyle yapalım onu istersen.
Bir kere 42, 42, 42, bla 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 42. Burası kaç basamaklıymış? 42, doğru mu? Evet. Peki o zaman sana soracağım. Bu 42, 42 sayısından sence 1, 2, 21 tane yok mudur? Evet. Çünkü ikişer taneden 42 basamak yapar, doğru mu? Hı-hı. Evet. Peki her birinin toplamı ne yapıyor yuvarlakların? 6 değil mi? Evet. 6, 6 rakamları toplamına bakıldığı için 9'a bölümünden kural, doğru mu? Hı-hı. Kaç tane 6 var? 21 tane 6 değil mi? Evet. Bu sayının 9'a bölümünden kalanı sormuyor mu? Evet. Direkt çarpmayacağım. 21'i 6'ya böler, 21'i 9'a böler misin? Kalan 3 değil mi? Evet. O zaman 3 kere 6 diyelim. 3 kere 6 ne yapar? 18. 18'in 9'a bölümünden kalan kaç? 0. O zaman cevap neymiş? 0. Anlaşıldı mı? Evet. 126'da 9'a bölsem 0 yapacak da ben sana buradan ince bir şey göstermeye çalıştım. Var mı problem? Yok hocam, anladım. 17'ye de bakalım, bitirelim istersen. Tamam. 39 basamaklı 3A 80 80 böyle gitmiş 08 ama en son sayıda biraz ilginçlik var. O da şöyle 3A sonra burada 8 0 8 0 böyle devam etmiş. Tamam mı? En son 08 olmuş. Düzeni bozan şeyler var, onlara bakalım. Şimdi şöyle diyelim mi istersen? Şurada da bir tane 8 olsun, tamam? Tamam. Şimdi 80 80'leri görebiliyor musun burada? Evet. Şimdi burada bir tane 8 kalmış. Burada bir 3 kalmış, bir de A kalmış diyelim mi? Evet. Kaç basamak farklı? Yani bir 3 var, bir A var, sonunda bir 8 var ve bir sürü 80 80 var. Doğru mu değil mi? Evet. Süpersin. Kaç basamaklıymış? 39 değil mi? Evet, 39. O zaman 3 tanesi buradaysa geriye 36 tane kalmadı mı? Evet. O zaman bu 80 80'den sence 18 tane yok mudur? Evet. Süper. Bu sayının neye bölümünden kalanı sormuş bana? 72. 72 ile tam bölünebildiğine göre demiş, doğru mu? Evet. Ha, şimdi o zaman 72'ye bölünme kuralı neydi? Aziz Hoca nasıl anlattı bunu? Aralarında asal 8, olacak. 6, hem 8'e 9. Hem neye bölünecek? 9'a bölünmeyecek mi? Evet. İlk önce 8'e peki mi baktın? Şimdi şöyle, aslında 8'e bakmak kısmını sana söyleyeyim. Zaten 808 ile bitmiyor mu bu sayı? Evet. 8'e düzenen bölünmüyor mu? Evet. O zaman 9'a bakalım istersen. Evet. Şimdi buradaki her iki tane her kutunun toplamı kaç ediyor? 8. Süpersin. Onu şöyle yazalım. 8, 8, 8. Kaç tane 8 var? 9 tane mi? Yok, 18 tane 8 var. Zaten ha, 36 18 taneydi. Doğru mu? Evet, doğru. 18 tane 8 var. Süpersin. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Bir 8 de burada var mı? Evet. Peki. Hadi. Bir 3 de burada var mı? Evet. Bir de A var mı? Evet. Bu sayının neye bölünmesi lazım? 8'e zaten bölünüyordu. 9'a da tam 9'a bölünmesi gerekmiyor mu? Hı hı. Adım adım gidelim mi? Tamam. Bu sayı zaten 18 sayısız. 9'a tam bölünmüyor mu? Evet. O zaman burası da bölünür. Çarpım durumda olduğu için 9 kere 0, evet. 0 kere 8 0 yapar. Doğru mu? Evet. Peki 8 3 daha ne yapar? 11 yapar. 11. 11'e ne eklersem 9'un katı olur rakam olarak? 7. Hayırlı işler. A 7'ymiş. Anlaşıldı mı? Evet. Kolay mıymış? Evet. Peki, dersimizi bitirdik. Elinize sağlık hocam, kolunuza sağlık hocam. Sağ olasın.